Buyurun. Sağ ol. Aziz. Aziz. Sizi beğendin mi? Aziz Bey. Selin. Selin. Büyük yalan söyledin. İyi kandırdın beni. E bu yaşımda da şey öğrendim işte. Dün gece yemekte İkinizi de öldürecektim. Mert hastalanmasaydı. Ha, bugün Fatma Hanım geldi. Bizim evdeki canım. Emekler Fatma Hanım. Düğün için çeyrek altın getirmiş. Dedi, cam sakızı çoban armağanı. Adettendir. Oysa benim altınım çok. Ama hiçbiri o vefakar kadının verdiği çeyrek altın etmez. Sonra aklıma ne geldi biliyor musun? Fatma Hanım evliydi. Sonra boşandıydı. Neden diye sormuştum. Sevmediğim bir adamla aynı evde. Cehenneme atsalar evladır dediydi. Cehenneme atsalar. Senin hediyen. Hadi al. Korkma al. Asıl almazsan kork. Açsana. Açsana. Sana çok yakışacak. İstersen gelinlik olarak. İstersen kefen olarak. Beni öldürecek misin? Korkmuyor musun? Korkmuyorum. Biliyorum. O yüzden seni değil, oğlunun babasını öldüreceğim. Benimle evlenmezsen. Şimdi. Benimle evleniyor musun? Yoksa kartalı ayaklarının dibine bırakayım mı? Kartalı feda ediyorsun demek. Hayır hayır, ne dersen tamam. Tamam.
kadar çok seviyorsun ha? Kendini cehennem ateşine atacak kadar çok. Osman'ı biliyor mu? Biliyor mu? Bilmeyecek. Benim her şeyi öğrendiğimi de bilmeyecek. Hiçbir şey olmamış gibi çıkacağız burada. Kimseye tek kelime etmeyeceksin. Bundan sonra bu sırla yaşayacaksın. Her gün, her an yaptığın yanlışı hatırlayıp acı içinde yaşlanacaksın. Bana ne olduğu umurumda değil. Ona dokunma yeter. Dokunma bana. Ne demek seni istiyorum? Sen ne ima etmeye çalışıyorsun? Ben senin iyiliğini düşünüyorum. Tehdit ederek mi? Korkutarak mı? İma bak, başın gerçekten belaya girebilir. Seni düşünüyorum. Kızımızı düşünüyorum. İnan bana. Ne yapacağım ben şimdi? Önce sakin olacaksın. Ben senin yanındayım. Şimdilik durumu biraz bertaraf ettim. Ya o komiser ne olacak? Komiser ben de merak etme. Yalnız kimseye bir şey söylemeyeceksin. Eve polis gelebilir. Tek kelime bile etme ve her şeyden haberim olacak. Ancak böyle kurtulabilirsin. Anlaştık mı? Hüma. Bu sefer güven bana. Lütfen. Tamam. Allah kahretsin, tamam. Aşkım. Oh, hoş geldin. Esra. Hallettin mi işlerini? Konuşalım mı? Konuşalım tabii hayatım. Konuşalım ya. Her şeyi konuşacağız zaten. Bol bol vaktimiz olacak. Ben neler yaptım sen yokken? Sen önce benim bir dinle. Nazlı vardı benim Roma'da arkadaşım. Hatırlıyor musun? Esra, konuşmamız lazım. Ya tamam, tutturdun konuşacağız diye. Bir dinle. Nazlı'yı aradım. Emlakçı bir arkadaşı varmış Roma'da. Bizim için ev bakacak. Formia diye bir kasaba var. Ne oldu, depresyona bağladın yine? Konuşursak anlatacağım. Gelsene böyle. Gel. Tamam. Tamam. Ya böyle biraz tuhaf geliyor. Biliyorum. Yani bir düşününce ne yapıyoruz diyorsun. Böyle apar topar gidiyoruz kaçar gibi. Keşke her şey o kadar basit olsa. Olmasın. Olmasın ne olur. Bizim hayatımız da böyle. Ne kolay oldu ki şimdiye kadar. Artık sadece kendimizi düşünelim ne olur.
Bir kerecik olsun Kartal da Esra olalım. Ne olur. Esra be. Aşkım. Esra müsait misin? Gel hala. Pardon rahatsız ettim. Abim geldi, herkes yukarıda bekliyor. Allah Allah. Bir şey oldu herhalde. Tamam geliyoruz. Hadi çıkalım yukarı. Konuşacağız aşkım. Konuşacağız, her şeyi konuşacağız. Bir gidelim, konuşacağız. Hadi. Hayırdır baba? Birazdan anlayacağız hayır mı şer mi. Herkes geliyor mu? Abi Hüma, İsmail'e Kartal alıp gelecek. Güzel. Gelsinler de patlatalım bombayı. Baba, ne oldu? Kötü bir şey mi oldu? Nereden çıkardın kızım? Ay ne bileyim, halam öyle bir elektrik veriyor ki. Ne alakası var Esra? Abim çağırıyor dedim sadece. O halanın genel gerginliği kızım, gel. Geç bakalım yakışıklı damadım. Evet, herkes geldiğine göre lafı uzatmanın bir anlamı yok. Biz dün gece Selin'le uzun uzun konuştuk ve yanlış yaptığımıza karar verdik. Şurada 3 günlük bir ömrümüz kaldı. Herkes bir şekilde kendince mutluluğu kovalıyor değil mi? Herkesin kendine göre haklı nedenleri var. Tabii abi. Özetle daha fazla beklemeyelim dedik Selin'cim. Yıldırım nikahı yapmaya karar verdik. Baba, kalp krizi geçiriyordum, vazgeçtiniz sandım. Tebrik ederim. Aa kızım, baba işte. İlle damgasını vuracak, tebrik ederim ama sağ ol. Sağ ol. Abi Allah bir yastıkta kocatsın. Sağ ol. Tebrikler abi. Sağ ol Hümacığım. Kartal sen tebrik etmeyecek misin? Edeceğim. Ama önce bir konuşmamız lazım. Seni dinliyorum. Aziz Bey. Aşağıda polisler var. Sizinle görüşmek istiyorlarmış. Görevli be komiserim. Değil mi? Geçmiş zaman işte. Ben de baktıkça ilk yıllarımı hatırlıyorum. En azından hatırlayacak bir şeyim var. Oğlum sen de bırak artık be. Olan oldu. Hayatını kur, işine gücüne bak. Söylemesi kolay. Ben böyle harcanacak adam mıydım ya? Aziz Alkan hayatımı mahvetti benim. Kuracak bir şey mi kaldı? Ne yapacaksın peki? Aziz'le savaş mı açacaksın? Açtım bile. Yapma. Kazanamazsın. Tekrardan sıfıra düşme. Ben zaten sıfırın altındayım. Çıkmasam da Aziz'i çekeceğim dibe. Bana kaybettirdiği her şeyin hesabını verecek. Nasıl yapacaksın peki? Nasıl güç yetireceksin Aziz'e? Sen orasını bana bırak. Benim de kendime göre bir planım var. Hüma, avcunun içinde kaçarı yok, söylediğim her şeyi yapacak. Eğer Aziz'e savaşacaksan bile ailesine dokunma derim. Yoksa canı fena yanar. Vallahi kimin canı yanacağı belli olmaz. Benden ilk neyi kopardıysa önce onu alacağım. Gir. Komiserim, arkadaşlar Vural Çakır cinayet şüphelisini almaya gittiler. Bilginiz olsun. Tamamdır. Hadi yine iyisin Oktay. Seninki ayağına kadar geliyor. Kim? Aziz Alkan.
İyi geceler. İstanbul Cinayet Şube'den. Komiser Oğuz Saral. Aziz Bey, bizim emniyete kadar gelmeniz gerekiyor. Sebep? Vural Çakır cinayeti. İyi tanırsınız. Ne cinayeti ya? Ne diyorsunuz siz? Baba ne oluyor? Bir dakika, bir dakika. Ben öyle çakır makır tanımam. Ailemi rahatsız etmeye hakkınız yok. Buyurun, buyurun. Aziz Bey, madem bir alakanız yok, emniyete gelir ifadenizi verir gidersiniz. Bu kadar basit. İşimizi zorlaştırmayın. İlgim yok diyor ya. Niye üsteliyorsunuz? Sıra tamam. Bir anlayalım. Anlayacak bir şey yok. Ben söyledim söyleyeceğimi. Buyurun. Abi, bırak arkadaşlar işini yapsın. Bir an önce gidip gelelim. Hem komiser bey haklı, olayla ne ilgin olabilir? Suçlu bulunur, konu kapanır. İyi madem, peki gidelim. Kartal Bey, siz de. O niye? Kartal Bey'e de sormamız gereken birkaç soru olacak. Ben de geliyorum o zaman. Esra. Geliyorum. İyi, hadi, hadi gidelim. Peki. Hadi gidelim. Buyurun abi. Mert, hadi gidelim biz de. Buyurun memur bey. Selin'cim, korkma, bana kimse bir şey yapamaz. İfade vermem, alırım. Hemen döneceğim canım. Hüma, Selin sana emanet. Sizi böyle alalım Aziz Bey. Memur bey, biz sizin peşinizden gelsek. Bakın muhatap olduğunuz şahıs koskoca iş adamı Aziz Alkan. Ayıp olmuyor mu? Lütfen. Biz kimle muhatap olduğumuzu iyi biliyoruz. Siz aracı alın. Efendim? Sesin gergin geliyor. Polisler canını mı sıktı? Neredesin sen? Yakınımda. Uzağında, sağında, solunda ne fark eder? Sakın buraya geldim deme. Sakın. Bak, sadece seni uyarmak için aradım. Bütün derdim sana yardımcı olmak. Olacaklardan korumak. Nereden biliyorsun polislerin geldiğini? Gördün değil mi? Bugün abin için çaldılar kapıyı, yarın senin için çalacaklar. Yavaş yavaş. Abinin yaptıkları seni de bulacak. Hayır, öyle bir şey olmayacak. Olmayacak. Ay, polisleri öyle kapıda karşımda görünce elim ayağıma dolan. Ay ne kötü. Değil mi yani şimdi koskoca Aziz Bey cinayet falan. Allah korusun ha. Kızım yanlış anlamışlardır. Ya da biri iftira falan atıyordur. Zengin adam, saygın adam. Zaten malın mülkün var mı? Derdin var. Ya anne, emniyette kötü davranmazlar değil mi? Hani Mert Bey falan da gitti ya şimdi öyle hasta haliyle. Sorgu morgu. Kötü bir şey olmaz değil mi? Ben 1000 kere gittim ya karakola. Bilirim hepsini. Nereden bileyim kızım? Olmaz herhalde. Polisler biraz sorguya çekerler. Ondan sonra eve hemen gönderirler inşallah. İnşallah anne. Vural Çakır, namı diğer topuksuz Vural. Ölü bulundu, ne diyorsun? Ölmüş mü? Allah rahmet eylesin. Hadi daha önemli işlerim var, oyalamayın beni. Sen bizim sorularımıza cevap ver. İşlerini sonra halledersin.
Tabii buradan çıkabilirsen. Ah gençler. Her öğrendiğinizi illa tokat yiyerek öğrenmeniz lazım değil mi? Vural'a yardım ediyormuşsun. Yıllardır para alıyormuş senden. Niye? Garibana yardım etmek kitabımızın ilk satırında yazar. İhtiyacınız varsa siz de söyleyin, çekinmeyin. Tanımıyorum dedim ya. Adını bile duymadım. Aziz Alkan'ın manevi çocuğu sen değil misin? Kızıyla evlisin. Sağ kolusun adamın. Kesin bir şeyler biliyorsun. Hadi uğraştırma beni. Ben kimsenin sağ kolu değilim. Adım Kartal. Hiç kimsenin hiçbir şeyi değilim. Aziz niye para veriyordu Vural'a? Ne istiyordu ondan? Sanık mıyım? Eğer tanık olmayı kabul edersen buna gerek kalmaz. Tehdit mi ediyorsun? Evet. O zaman yap. Bildiğin bir şey varsa mutlaka yap. En son ne zaman gördün Vural'ı? Görmedim. Parayı nasıl veriyordun peki? Gönlümden kopuyordu. Hadi açın şu kapıyı, oyalamayın benim. Acele etme. Ederim. Gidin kim öldürdüyse onu bulun. Bulduk işte. Otur yerine. Şşş. Delikanlı. Senin bu arkanı verdiğin duvar var ya. Ona güvenme. Çünkü ben o duvarın arkasını görebiliyorum. Buranın senden başka bağlantısı yok. Ruh gibi geziyormuş herif. Çöplükte yatıp kalkıyormuş. Sen olmasan karnını bile doyuramayacakmış belli. Ne oldu sonra peki? Lan köllük mü yaptı? Ben karşılık beklemeden iyilik yaparım. O yüzden kimse bana nankörlük yapamaz. Bu laflar kurtaramaz seni. Boşuna yorma kendini. Bak daha bir şey demedim. Dua et vaktim yok. Yoksa o duvarın arkasını nasıl gördüğümü sana tek tek anlatırım. Hadi açın şu kapıyı. Yavaş. Haddini bil lan. Kartal ne oldu? Ne dediler? Sorun yok, her şey iyi. İyi misin? Bir şey yaptılar mı sana? Ben de alacağım. İyi tamam. Mesra. Baba. Kartal nereye gidiyor? Havaalanına çıktın. Ne? Söyleyin bir yere gitmesin. Söyleyin çok. Tamam. Bırak lan. Nereye götürüyorsunuz? Abi. Bırakın lan. Baba. Nereye götürüyorsunuz? Bırakın. Abi sakin ol lütfen. Avukat yolda. Mert. Hadi kendine gel. Biraz dikkatleri çekiyorsun üstüne. Selin, hazırlan geliyor. Hazırlan, gidiyoruz. Kartal! Kartal! Söylemedim Azize de. Hayır, Kartal'ı zaten öğrenmiş. Beni tehdit etti. Ben onunla evlenmezsem Kartal'ı öldürecek dedi. Dur, dur bir dakika, sakin ol. Kartal buraya geliyor. Benimle kaçmak istiyor. Eğer onunla gidersem bizi bulup öldürecek. Selin. Kalırsam. Selin sakin ol. Ben hayatta olduğum sürece kimse sana zarar veremez. Adem istemiyorsun. Evlenme. Git Kartal'da. Bana söz ver, bize yardım et lütfen. Sana söz veriyorum. Elimden ne geliyorsa yapacağım. Tamam. Efendim kardeşim. Emre beni şimdi iyi dinle. Hayırdır inşallah. Dinle oğlum dinle. Selin'le ben gidiyoruz. Nereye? Bilmiyorum.
Ben şimdi eve gidiyorum. Osman'la Selin'i alacağım. Benden haber bekle. Yardımına ihtiyacım olabilir. Tamam kardeşim, tamam. Merak etme sen. Haber ver mutlaka. Kartal, dikkatli olun. Eyvallah. Anne. Niye kimse yok? Babam nerede? Kızım sen niye ayaktasın hala? Bak uyanamayacaksın yine sabah. Uyuyamadım. Babamla ödevle ilgili bir şey soracaktım. Yukarıda da yok. Dayınla bir işleri var. Geç gelirler. Yarın sorarsın. Of ya. Bakacağım diye söz vermişti. Çayınız hazır Hüma Hanım. Ay canım benim. Sen uyumadın mı daha? Sana da bitki çayı yapayım mı? Alır. Tamam. Ah Elif ablan geldi. Hadi o yapsın sana hemen. Hadi gel Burcucuğum. Sonra beraber faaliyet ödemede bakabilir miyiz? Bakarız tabii. Aziz beylerden bir haber var mı? Yok. Allah yardımcıları olsun. Bu iftirayı atan aheste aheste ödesin inşallah. Deleceğim ya. Delireceğim ben ya. Delireceğim ben. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Kimsenin bir şey söylediği yok. Sıra. Ha, ne yapıyoruz biz burada ya? Sakin olur musun? Nasıl sakin olayım ben? Şu yaşadığımız şeye bak ya. Tamam geçecek, gel otur hadi. Şu düştüğümüz duruma bak yani. Hadi otur. Mert. İyi misin sen? Hı. Taksi çağırayım, eve git. Mert. Toparlan biraz oğlum. Bak baban çıkınca böyle mi karşılayacaksın? Hı? Hakan Bey. Oh, hoş geldin. Neredesin sen ya? Saat kaç oldu? Neredesin sen? Her şey oldu bitti bu. Tamam geldi işte. Ne oldu avukat bey? Ne yaptınız? Gerekli ayarlamalar için geciktik ama halloldu. Birazdan bırakırlar. Merak etmeyin. Tamam bak hallolmuş. Ben su alıp geleyim. Bir şey istiyor musunuz? Yok, hiçbir şey Mert, istiyorum. Avukat çıkar beni buradan. Çıkıyorsunuz Aziz Bey. Vural'ı öldüren şahıs teslim oldu. Komiser Kemal'di değil mi? Yine görüşeceğiz Komiser Kemal. İnsan bir arar. Kaç kişi gittiler hiçbirine ulaşamıyorum. Burcu yattı mı Fatma? Yukarıda odasındaydı efendim. İyi ben bir bakayım ona. Bir isteğiniz var mı? Yok etrafı topla yat sonra. Fatma Hanım. Efendim. Osman için bir sebze çorba yapar mısın? Bu saatte mi? Akşam doğru düzgün yememiş. Ay kıyamam ben ona. Tamam. Hazır mısın? Konuşmamız lazım. Gidiyoruz. Lütfen. Yürü. Bitti. Bu oyuna bir son veriyoruz. Osman'ı alıp gideceğiz. Önce beni bir dinlesen. Ne oluyor Selin? Biz seninle ne konuştuk? Yapamadım. İyi işte ben yapıyorum. Bir gece daha bu çatı altında kalmayacağız. Kartal dur. Neden? Bu gece yaşadıklarımız yalan mıydı?
Söyle. Bir kez daha seninle oynadım de. Diyemiyorsun bak. Çünkü gerçekti. Bu bizim kaderimiz Selin. Ben sana aitim, sen de bana. Herkesten, her şeyden kaçabiliriz ama bundan kaçamayız. Bak ben bir kere hata yaptım. Sen bana gelip neyi kaybettiğimi gösterdin. Hiç kimse için, hiçbir şey için değmez. Sen demedin mi Aziz tehlikeli? Buradan git diye. Ben varım yanında. Ben seninle ölmeye bile hazırım. Osman'a ne olacak? Kimseye bir şey olmayacak. Bu hikaye 4 yıl önce de kalsa... ben seni affettim. Bu aşk hikaye de böyle olsun. Öyle mi? Hı-hı. Madem vazgeçtin, bu valiz ne o zaman? Ha? Niye hazırlandın? Sona geldik. Ya bugün buradan gideceğiz... ya da... tut elimi. Hadi yanına geç. Selin hadi bin. Telefonunu kapat. Allah Allah, nereye gitti? Kime o çorba Fatma? Selin Hanım, Osman için istedi. Bu saatte. Vallahi ben de şaşırdım ama açacaktı demek ki kerata. Uyanınca da acıktı, yemek istedi. Annesi de kıyamadı tabii. Nerede olduklarını gördünüz mü? Görmedim Fatma. Bekçileri miyim? Yok estağfurullah, öyle demek istemedim. Selin Hanım. Selin Hanım. Allah Allah. Aç şunu Hakan, aç. Yoklar vallahi. Oğlunu alıp emniyete gitmiştir. Şov yapacak ya. Ben o zaman çorbayı aşağı indireyim. Yok, açmıyor babam. Sinirlendi adam tabii Esra. Nasıl olsa eve gidiyordur, konuşuruz. Sen nasılsın? İyi miyim? Gerildim ya biraz şimdi ama iyiyim ya. Hayır, kartal nerede? Bir şey demeden çekti gitti. Esra, herkes zor bir akşam geçirdi. Bir sakin olur musun lütfen? Abi sen de sakin ol deyip durma. Sanki her akşam böyle şeyler yaşıyormuşuz gibi. Sal biraz ya. Yok, cevap vermiyor. Olacağı buydu.
dayanamadı, sonunda çekti gitti. Kim gitti abla? Kız hepimizden, her şeyden. Dedi bana ama. Sıkıldım dedi. Bıktım artık dedi, dayanamıyorum dedi. Polisler, cinayetler. Dayanamadı, çekti gitti sonunda. Ne oldu? Hiçbiriniz telefona cevap vermediniz. Ne diyor polis? Kartal nerede? Gelmedi mi eve? Yok, gelen giden yok. Hakanlar da gelmedi daha. Ne oldu anlatsana. Abi. Bir sus Ma, bir sus. Selin de mi yok? Sizin yanınıza gelmedi mi? Çık. Abi. Çık. Abi ne o? Çık. İnsan bir arar, meraktan öldüm. Geldik işte, sorun halloldu Hüma. Bana hiç öyle gelmedi. Abim geldi, siniri tepesinde delirmiş resmen. Nerede babam? Kartal'la mı konuşuyor? Aşağıda. Selin'i sordu. O da ortalıkta yok. Hiçbir şey anlamadım. Kartal da gelmedi daha. Ne demek Kartal daha gelmedi? Esra, ne dediysem o. Kartal da yok, Selin de yok. Gitti. Gitti. Gitti, dayanamadı, gitti. Esra. Gitti, dayanamadı, gitti. Sakin ol, nereye gidecek adam? Ne oluyor kızım? Abi aradın mı Selin'i? Aradım ya. Sadıklıymış. Ve korktu tabii kız. Yani öyle polis molis alışık değil. Bu mu yani? Bir sorun yok mu? Hiçbir şey olmamış gibi böyle normal mi davranıyoruz? Ne oluyor Esra? Ne bu afra tapra? Ne demek ne oluyor? Dön bir bak etrafına ya, ne oluyor? Esra ne yapıyorsun? Abla bir sakin ol. Dön bir kafanı çevir bak. Ne oluyor, ne görüyorsun söyle bana. Esra kendine gel, kalbini kıracağım yoksa. Kalbimi mi kıracaksın? Kır. Kırıp dökmediğin bir o kaldı zaten, kır. O da olsun bitsin. Umurumda değil. Esra sus. Kendimi geçtim. Ya şu dön de bir oğluna bak. Bak. Bak paramparça ettiğin oğluna bak. Esra ağzından çıkanı kulağın duysun, babam var karşında. Babam var evet. Hiçbirimizde huzur bırakmayan babam var. Bana bak! Selin aldı oğlunu, çekti gitti. Kartal nerede? Yok. Gitti. Senin yüzünden gitti. Senin yüzünden terk etti beni. Biz niye normal bir aile olamıyoruz ya? Biz niye sıradan insanlar gibi yaşayamıyoruz hayatımızı? Esra yeter. Yetmez. Yetmez. Senin yüzünden çünkü. Senin bu etrafına saçtığın korku yüzünden, estirdiğin terör yüzünden. Kartal dedi bana. Kartal dedi, ben artık dayanamıyorum bu evi dedi. Bıktım dedi. Biz ilk defa gidecektik ya. İlk defa. Mutlu bir aile olacaktık. Ne oldu? Bitti. Selin de gelmeyecek. Senin gibi bir adamla çocuğunu büyütmeyecek çünkü. Sen neye baksan, neye dokunsan yakıp kül ediyorsun. Ben bıktım artık. Bıktım. Thank you.
Pasaportları aldınız mı? Sormayı unuttum. Aldık yanımızda. İyi tamam. Tekne de hazır. Servet çok sağlam çocuk zaten. Nereye isterseniz oraya götürecek sizi. Tamam Emre sağ ol. Arabayı saklarsın. Tamam o işi düşünme şimdi. Tamam o bende. Eyvallah. Ya oğlum gidin açın şöyle şarapları. Geçin şöminenin karşısına. Hayal edin lan. Yarını, sonrasını. Dünya yansa umrunuzda olmasın kardeşim. Zaten Aziz durumu çakozlayınca siz çoktan her şeyden kurtulmuş olacaksınız. Bembeyaz, yepyeni bir sayfa açacaksınız. Aziz durumu anlayınca peşini bırakmayacaktır. Ben bir hal çaresine bakacağım, tamam mı? Ya oğlum, demirden korksak trene binmezdik. Çelikten korksak kasetini almazdık. Hiçbir şey yapamaz, merak etme sen. Aklın bende kalmasın ha. Zaten bir canım var. Ne yapacak, onu mu alacak? Buyursun, alsın. Sana da feda olsun. Oğlum birbirimizden başka neyimiz var zaten ya? İki garip yetimiz şurada. Hadi neyse, boş ver. Artık fazla duygusallık yapmayayım. Ben uzayayım şöyle. Yarın gece tekne limandan sizi alacak. Tamam. Emniyetteki çocuğa plakayı verdik. Araştırıyor. Havaalanına, otogarlara da adamlar yerleştirdik. Dört koldan peşindeyiz. Girilmedik delik kalmayacak. Memleketteki her taşın altına bakılacak hata yapanı. Gözünü kırpanı affetmem. Cengiz. Yürüyün. Hadi. Affet Aziz Bey. Nasıl görmedim bilmiyorum. Tek şansın var. Bul, hatanı telafi et. Bağış istedim. Ablacığım, sakin ol tamam mı? Geçti bak, yanındayım ben. Tamam mı? İlaç getirdim. Esra'cığım, bak şundan bir tane iç, tamam mı? Sonra sakinleşeceksin. Hadi, al bak üzme beni. Hadi canım. Ah canım yavrum benim. Ha şu haline bak. Allah'ım ne olur yardım et bize. Tamam. Bak şimdi ne yapalım biliyor musun? Aşağı inelim beraber odaya. Tamam. Ben de seninle beraber geleceğim. Olur değil mi? Hadi. Hadi kalk bakalım. Hadi geçti. Gel. Hadi canım. Gel. Gel kızım. Gel bir tane. Hadi gel yürüyelim. Gel. Gel canım benim. Gel. Yavaş, yavaş. İnanamıyorum ben bu abimin yaptıklarına. Demiştim ben sana Hüma. Aziz Alkan bu. Sonunda Esra'ya patladı öfkesi. Üstelik kız söylediği her şeyde haklıydı. Ne olduysa o Selim buraya geldiğinden beri oldu. Abim çok değişti. Değişmedi. Sadece uyuyan canavarı uyandırdık. Bence sen de dikkat et Hakan. Sana da patlamasın. Asıl sen dikkat et. Biliyorsun Aziz abin geçmişe gömdüğü şeyleri tekrar görmekten hoşlanmaz. Ne demek istiyorsun sen? Hı? Açık açık konuşsana benimle. Emniyette Oktay'ı gördüm bugün. Ne oldu bir şey demeyecek misin? Oktay eski polis. Çocuk parkında görürsen söyle bana. O zaman belki istediğin tepkiyi veririm. Söylerim. Sonunda bir oyun bozan geldi. En alttaki kağıdı çekti. Her şey yıkıldı.
Ama yakmadı o kağıtları oyun bozan. Yakamadı. Değil mi? Çıkabilir miyiz enkazın altından sence? Var mı gücümüz? Bilmem. Ya çeker gideriz o kağıt yanına bakıp. Ya da oturup başına tekrar inşa ederiz. Bizim elimizde yani. Kartal da gelsin. Ben onsuz bir şey yapamam. Gelir belki. Gelmez. Onun da gücü kalmadı. Hep geri gelmedi mi? Hem zaten bak gör. Babam bir yolunu bulup emin ol getir onu. Merak etme. Her şey babam yüzümden olmadı mı zaten? Kartal belki beni sevecekti. Onu yüzümden sevmedi. Tam elimden tuttu diyordu. Kaydı gitti parmaklarımın arasında. Benim her şeyim. Bütün yaşama sevincim Kartal. Hadi rahatla artık. Beraberiz bak. Ben varım yanında. Siz yukarı çıkın, ben şömineyi yakacağım. Başlarım sandım olmadı. Değişirim diye düşündüm. Mutlu ol demiştim bana en son. Olmaya çalıştım. Olamadım saadet. Yetmedi, kırıp dökmeye başladım. Bugün Esra'ya tokat attım. İlk göz ağrıma. Onu benim kucağıma verdiğim günü hatırlıyorum. Dokunsam kırılacak gibiydi.
gözünde yazmış. Korkma demiştin, dokunma. Artık ben onlara dokundukça dünya arkamdan yıkıla yıkıla geliyor Saadet. Affet beni. Acımıyor. Ateşi var çok. Evet. Ne yapacağız? Merak etme, dur bakayım. Daha bir hareket yok. Çıkmadı ortaya. Ama herkes gözünü dört açıyor. Mutlaka bulacağız. Telefonları açmadılar. Yok. Sinyal alır almaz yerlerini tespit edeceğiz. Günaydın. Günaydın. Biraz daha iyi misiniz? İyiyim, iyiyim. Ben çok merak ettim sizi. Hastaneye de gelemedim. Bir de dün olanlar işte, biliyorsunuz. Gel. Nasıl? Yanıma gel, otur. Ben mi? Elif, senden başka kimse var mı burada? Peki. Ne iyi bir kızsın sen ya. Sağ ol. Mert Bey demeyin öyle, utanırım ben ya. Ne var ki bunda utanacak? Hadi. Ne hadi? Hani ben hastayım ya, sen bana çorba getirdin. Ha tabii tabii. Kusura bakmayın. Umarım soğumamıştır ben böyle gevezelik yapınca. Yalnız mı? Peçete vereyim. Çok lezzetli olmuş. Eline sağlık. Afiyet olsun. Esra'cığım. Hüma, emin misin içeride olduğunu? Banyo yapacağım demiştim. Esra! Durumu nasıldı peki? Normal. Esra bak, giriyorum. Esra, gir bence. Ben giriyorum. Hadi gir. Esra! Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Esra! 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 Gel. Esra! Gel. Gel, gel. Tamam, tamam. Esra, iyi misin? Tamam. Abla, ne oldu?
böyle bir insan olamaz. Geçir, geçir. 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 Gel, yavaş, yavaş, yavaş. Tamam, geçti abi. Geçti. Üşüyorum anne. Üşümeyeceksin. Ateşi daha da yükseldi sanki. Doktora gitmek lazım, böyle olmayacak. Yok, ben şimdi soğuk bir duş aldırırım, bir şey kalmaz. Düşmezse yeniden karar veririz, olur mu? Beni çağırmışsın beyim. Hayır mı inşallah? Gel Sadık, gel. Bizde şer olmaz, bilirsin. Bilirim beyim, bilirim. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Sağ olasın. Ya Sadık, biz Selin'le biraz... nasıl diyeyim, atıştık. Evlilik heyecanı falan, bilirsin işte. Doğrudur. Öyle bir hava alayım diye çıktı. Aradım, ulaşamadım sonra. Merak ettim. Seni aradı mı? Yok. Çok mu tartıştınız? Yok canım, yok yok. Öyle çıkınca aklım kaldı da. Anladım. Şimdi ne desem beyim? Yani hep olur. Yani her evde olur böyle şeyler de. O zaten yabancısı buraların, biliyorsun. Adetlerimizi bilmez. Tabii tabii. Gidebileceği birileri falan var mı? Yok. Yani burada kimseyi tanımaz. Arasa beni arardı. Ya benzemez ki bizim karılara işte, köşede otursun, kızmış çıkmış. Ama gelir. Yani sen canını sıkma. Senin evini evi bilmiş çünkü. Ya sen bir arasana. Şimdi benimkini açmaz. İçim rahatlasın. Emredersin. Ne yaparsak yapalım, iyileşmiyor. Daha da kötü oluyor. Kartal, bir şey yap. Tamam, tamam. İyileşeceksin. Tamam. Selin, tamam. Ben şimdi Sabit bir telefon bulup Emre'yi arayacağım. Bir hastane ayarlasın. Sen de çocuğu hazırla. Geliyorum, tamam mı? Tamam. İyileşeceksin, merak etme. Kapalı. Eyvallah. Sen yine de bir haber alırsan bana da ilet, olur mu? Kayınçonsun da bana destek çıkman lazım. Baş üstüne. Ben bir haber alırsam hemen iletirim size. Sağ olasın. Selin! Selin! Hazır mı? Hazır. Hastaneye götüreceğim. Emre ile konuştum. Gizli saklı bir şeyler ayarlayacak. Yok, ben de geleceğim. Olmaz Selin, sen burada kal. Daha fazla dikkat çekmiyorum lütfen. Kartal, oğlumu yalnız bırakamam. Selin, ben varım yanında. Bir şey olmayacak. Bu gece o tekneye üçümüz birlikte bineceğiz. Tamam mı? Yavrum benim, ay şu hale bak, donmuş. Üşüme yavrum. Bak dudaklarım bile mosmor olmuş. Ay donmuş bu. Getir kızım, getir. Getir o çaydan biraz içireyim ben. Bir yudum iç, ne olur için ısız. İstemiyorum bir şey. Her şey abim yüzünden. Evde kıyamet kopuyor, şu hale bak. Sırası mı ya, şimdi ne diyorsun? Ya hala kız zangır zangır titriyor. Bir hastaneye götürelim, bir şey yapalım ya. Mert, merak etme. Her şey yoluna girecek. Ne gerekiyorsa yapacağız. Abim de ortalıkta yok. Babam gelmesin. Babam gelmesin. Annem gelsin. Annemi istiyorum ben. Annem nerede? Annem nerede?
Mert. Canım. Hadi sen durma git. Bak biz buradayız, merak etme. Doktora falan gidersek haber veririm ben sana. Elif, hadi siz Mert'le çıkın biraz. Tabii aman. Mert, Mert duydun mu beni? Oğlum, duydun mu beni? Duydum, duydum, tamam. Mert Bey, gelin hadi. Oda hazır. Hemen odaya geçin. Hemşire hanım, kapıyı aç. Tamam, bir şey yok. Gerisini biz hallederiz. Lütfen dışarı çıkın siz. Yanında kalsam? Lütfen dışarı çıkın. Doktor Bey. Kartal, hadi. Hadi abi, bırak adamlar işlerini yapsın. Hadi gel. Tamam, bir şey yok. Allah'ım. Oğlum hastanedeyiz. Emin ellerdeyiz. Bir sakin ol. Doktor olma onlar. Bırak işlerini yapsınlar. Esra, yavrum bir şey yiyip içmedin, güçten düşeceksin. Sana en sevdiğin çorba var ya, onu yapayım mı hemen? İstemiyorum bir şey. Esra, hadi güzelim, biraz uzan istersen. İstemiyorum! İstemiyorum ben! Kartalı istiyorum, yemek istemiyorum, su istemiyorum ben! Kartalı istiyorum ben! Esra, yeter! Yeter! Ne yapıyorsun sen? Bıktım senin şımarık çocuk gibi davranmandan. Sakin ol, ne diyorsun? Oyuncağını mı geri istiyorsun? Ha? Oyuncağını mı istiyorsun? Yok! Kartal gitti! Sus! Ne yapacaksın ha? Ne yapacaksın? Ağlayınca geri mi gelecek? Şu hale bak ya! Şu hale bak! Sabahtan beri sen kendine gel diye yapmadığımız şey kalmadı. Dünya sadece senin etrafında dönmüyor. Yeter Hüma. Sen karışma! Yeter! Bıktım hepinizin tafrasından. Senin de. Abim, telefon sinyaline ulaşılmış. Konuş. Abi, ne yapıyoruz? Hiçbir şey. Bundan sonrası benim. Abim, biz de gelelim. Siz benden haber bekleyin. Adamları dağıtın. Kimsenin bir şey bilmediğinden eminim. Mert Bey. Çıkıyor muyuz? Sen bir yere gelmiyorsun ki. Siz öyle sanın. Nereye? Cehenneme. Elif'ciğim, ben artık iyiyim, farkındasın değil mi?
Yani gelmene gerek yok. Rahat bırak beni ya. Hiçbir yere gitmiyorum. İzin verirsen arkadaşınla buluşacağım. E tamam, buluşun siz. Ben şurada bir yerde oturacağım. Merak etme, rahatsız etmem sizi. İyi, ne yaparsan yap. Bütün deliler beni buluyor ya Rabbim. Bakar mısınız? Geldiniz efendim. Beklerken bir şeyler içmek ister misiniz? Ben bir şey almayacağım. Vazgeçtim. Teşekkür ederim. Randevu verip kaçmak yeni adetin mi Hümacığım? Nereye? Ha tabii, zorla güzellik olmaz. İstiyorsan gidebilirsin. Her zaman yaptığın gibi. Hiçbir yere gitmiyorum. Hadi oturalım. Hay hay. Esra, ne oldu? Şaşırdım aramana. İyi misin? Ya kusura bakma, böyle tuhaf oldu seni aramam da. O kadar yalnız kaldım yani. Kimsem yok. Ne oldu ki? Kartalı bulamıyorum. Emre'yi arıyorum, telefonda ne bakmıyor. Eve geliyorum, böyle kapı duvar. Bir sakin ol. Sakin ol deme bana ya. Bana sakin ol demeyin. Ben olamıyorum sakin. Ben sakin olamıyorum. Tamam. Olma. Bağır, çağır. Daha böyle kimseyi bulamazsın ki. Hadi gel bir yerde bir şeyler içelim. Beraber kafa kafaya verip ne yapabiliriz bakalım. Hı? Olur mu? Olur. Böyle daha iyi bak. Şarap içeriz değil mi? Sen seversin. Hem eski günleri yad ederiz. Ben buraya şarap içmeye gelmedim Oktay. Zaten canım sıkkın. Polis senin için geldi sanıp panik mi oldun? Bak ben bu korkuyla yaşayamam. Gerekirse emniyete gider ifade veririm. Saçmalama. Fuat'ın ölümüyle benim bir ilgim yok. Ne soracaklarsa sorsunlar. Çok sıkıldım. Bak, emniyete gitmeyi aklından bile geçirme. Ben seni korumak için araya kimleri sokuyorum? Sen neden bahsediyorsun? Bırakacak mı sence beni? Ne yani? Ya çok bir şey bilmiyorum açıkçası. İlişkinizi bilmiyorum. Ya Mert'in anlattığı kadar. Ama bak, klasik erkek psikolojisini sorarsan hiçbir erkek böyle yani kulağının dibinde fısıldayan, o yoksa ölecekmiş gibi davranan kadınlardan hoşlanmaz. Fısıldıyor muyum ben? Evet. İyi tamam, ne yapacağım onu söyle bana. Ya bir rahat bırak. Rahat bırak. Ya vazgeç. Dinmiş gibi davran. Miş gibi falan davranamıyorum ben. Benim mizacıma ters. O zaman bu böyle sürer gider. Ya sen bilirsin artık. Biri çekip gidiyor diyorsun durmadan. Yanında istiyorsan risk alacaksın. Bak ben Mert'i kaç gündür aramıyorum mesela. Niye aramıyorum biliyor musun? Niye? Aradım açmadı. Sen misin bana hava yapan? Ben de onu aramıyorum. Arayana kadar da aramayacağım. Senin haberin yok mu? Neden?
Eyvallah. Afiyet olsun. Elif Hanım, hoş geldiniz. Merhaba. Biliyor musunuz sizin apple pie'larınız çok beğenildi burada. Sahi mi? Ay çok sevindim. Bence artık kendi dükkanınızı açmanızın vakti geldi. Hayalim o ama bakalım. Neyse ben sizi fazla tutmayayım. Çay, kahve ne arzu edersiniz? İkramımız olsun. O zaman ben bir çay rica edeyim ama ikram falan olmasın lütfen. Hemen getiriyorum. Teşekkürler. Sen burada bayağı meşhursun galiba. İltifatlar falan. Etkilendim. Yok canım. Tesadüf diyelim. İyi hadi gel otur yanıma. Ben sizi rahatsız etmeyeyim. Arkadaşınız da geliyormuş ya. Elif gelip otursa yanıma. Vazgeçeceğim şimdi ben. Peki tamam. Yapar böyle bir şey hala aklım almıyor. İnanmıyorum. Hani ben de zannediyorum ki bana kapris yapıyor. Hani ben de trip atıyorum. İnanamıyorum. Siz bana niye haber vermediniz? O an seni aramak aklımıza gelmedi. Kusura bakma. Yani gelir görürdüm en azından. Ya tamam Mert iyi. Keyfi de yerinde, hiçbir şeysi yok. Sapasağlam. Ne yapacağım ben? Sen bana onu söyle. Nasıl döndüreceğim kartalı? Nasıl oldun arkadaşım? Canım acıdı. Acıdı mı? Acıdı. Neresi acıdı? Göster hadi öpeyim. Gözüm. Burası mı? Annem nerede? Evde bizi bekliyor. Hı? Hı hı. Biz nasıl istiyorum susadım. Tamam paşam. Hemen söyleriz şimdi. Gezmeye mi gideceğiz sonra? Evet ister misin? Annem de gelecek mi? Gelecek. Sen, ben, annem. Üçümüz gideceğiz buralarda. Tamam. Nasıl bir yere gideceğiz? Tamam bilmiyorum ama anlattıklarına göre böyle gökyüzüne uzanan kocaman yemyeşil ağaçlar varmış. He. Onların da arasında böyle küçük sıcacık evler varmış. Bahçelerinde mutlu çocuklar uçurtma uçururlarmış. Evet. Ben de uçurtma uçururum. Çok güzel. Anneleri de çocukları terlemesin diye sürekli arkalarından koşarmış. Anneleri mi? Evet. Babaları da işten dönünce saatlerce çocuklarıyla oynarmış. Babaları mı? Babaları. Emre amcası. Hı? Sen bize neden vişne suyu getirmiyorsun? Ah ben nasıl amcaymışım böyle amca olmaz olsun ya. Derhal dışarı bize vişne suyu getir. Hemen. Ben şimdi vişnenin ağacını getiriyorum buraya. Hiç merak etmeyin. Ha bana bak. Doktorla konuştum bu arada. Her şey normal. Hiçbir problem yok. Tahliller çıkmış mı? Son birkaç tetkik kalmış. Onlar da bitsin. Hemen çıkışı yapıyoruz. Eyvallah sağ ol. Bak. İyileştin işte. Hiçbir şey kalmadı. Evet kalmadı. Acın da geçti mi burayı? Geçti. O zaman bir daha yapayım. Neden, niye? Selin acele et. Aziz oraya geliyor, seni bulup öldürecek. Hemen çık oradan, hadi. Ama nereye? Hemi Kartal. Neresi olursa, hemen kaç oradan, hadi. Kaç, kaç, kaç.
kapıdan çıktınız. Allah kahretsin. Rota oluşturuldu. Programdaki şefi hiç sevmiyorum. Kızım deli misin sen ya? O yarışmayı izlememin tek nedeni o adam. Yoksa ne işin var benim Beef Stroganoff yapmakla filan? Tamam ama o yarışmacıları çok eziyor ya. Yani böyle insanlara kötü davranıyor. De abuk subuk şakalar falan yapıyor. Uyuz bir tip yani biraz. İyice sardınız ha. Yemek şef mef ha. Süper. Oğlum ne kafa kızmış görmüyor musun? Niye daha önce tanıştırmadın? Senin o şef var ya, aslında ne yaptı geçenlerde biliyor musun? Bir yarışmacının önünde yürüyordu böyle, onlar da hamur açıyor falan. Gitti, böyle mi açılır bu hamuru dedi, aldı tezgahı vurdu hamuru. Yok artık. Ondan söylüyorum işte, yani ters insanlara kötü davranıyor birazcık ama yemek konusunda iyi. Yuma bak. Bana güvenmediğini farkındayım. Ama bu sefer başka. Benim tek derdim seni korumak. Adım gibi eminim kötü bir şey yapmadın. Ama bundan sonra en ufak bir adımını da hapsi boylarsın. Bu işler böyle. Emniyet deli gibi Fuat'ın katilini arıyor. Ne yapıyorlar sanıyorsun? Adamın en son konuştuğu insanlarla başlıyorlar. Durum bu. Kızımın annesinden ayrı kalmasına gönlüm razı olur mu sanıyorsun? Buna izin verir miyim? Anladım Oktay.
Sen beni anlayamazsın. Ben Burcu'ya babalık yapamadım. Acısı hala içimde. Saçlarını okşayamadım. Ona kitap okuyamadım. Sana bunları yaşatmayacağım. Ben kendi zindanıma hapsoldum. Ve kimsenin sana bunu yapmasına izin vermeyeceğim. Yok, ben böyle duramam ya. Kocam o benim ya. Tabii ki arayacağım. Ara. Hı hı. En iyisini yaparsın. Ne oldu, aradın mı seninle? Ah, telefonumu kapattırdım. İyi yapmışsın. Seninki açık mı? Gerekmedikçe açmıyorum. Mantıklı. Oğlum çok güzel olacak lan her şey. Bak gör. Ben üçünüzü de aynı tabloda görüyorum. İnşallah. Hayda. Ulan bir maşallah dediğim üç gün yaşamıyor ya. Esra mı? 1 milyonuncu araması. Aç yanımda diye aç. Aç. Efendim Esra abi. Sessizdeymiş telefon, duymamışım. Yanımda, merak etme. Çünkü evde değiliz de ondan. Merak etme, yanımda. Ya dünkü meselelere canı sıkılmış işte, kafa dağıtıyoruz, bir şey yok yani. Ya Esra'cığım, bilmiyor musun sen bu adamı? Devreler gidince sistemi kapatıyor. Tamam, merak etme sen. Şimdi söylerim, müsait olduğunda seni arar, tamam mı? Tamam. Ya tamam. Hadi. Of. Sen haklısın abicim, yemin ediyorum bak. Bak, birileri bir şekilde kırılıp dökülüyor. Her türlü. Yapacak bir şey yok. Kimse de bu adam 4 yılını kaybetti, biz de ona geri verelim demeyecek. Sen de deme. Arkana bile bakma. Kaçamayacaksınız lan, bulacağım sizi. Kaçamayacaksınız! Thank you.
Selim. Oğlum çok tatlı kız ya. Harbiden sen niye daha önce tanıştırmadın? Sen de yavşa hemen kız Armandan, zaman kaybetme. Senin bildiğin kızların değil oğlum o. Abi sen Türk filminden mi çıktın? Çaktık herhalde öyle olmadığını. Oturma, kalkıyoruz hemen. Tamam peki. Elif sen nereye? Otursana biraz daha. Sarper'e bak ya. Hesap alalım mı? Ay Emre'ye ulaşamayınca ben panik yaptım. Ha. Buzağa falan gitti sandım. E neyse bak öğrendin, rahatladın. Çok teşekkür ederim. Sen de geldin buralara kadar. Ben eve gideyim de Kartal geldiğinde beni evde görsün. Tabii canım, iyi yaparsın. Durduğun kabahat. Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Hayır. Hayır, dalga geçmiyorum. Olur mu? Niye dalga geçeyim Esra? Delirdin mi sen? Ya bileyim de. Ona göre davranayım bundan sonra. Yok yok canım. Alakası yok. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Çattık. Ben hesabı alabilir miyim? Bak kucağında. Bak şimdi ne yapacak? Elinden düşürüyor aslında. Yok artık ya, kaç defadır izliyoruz ama. Öpüyor ya. Değil mi? O da farkında değil aslında. Baba bak, bir de uyurken kafası yemeğe düşen çocuk var. Bak şimdi. Hı. Bak. Kardeşin olsun ister misin? Yani isterim tabii ama annem istemez ki. Aslında ne güzel olur. Çok memnun oldum. Ben de memnun oldum. Hadi. Efendim aşkım. Tek derdim bu Hülma. Geçmişten kurtaramıyorum kendimi. Senin aşkından, geçmiş günlerin anısından. Oktay yapma lütfen. Ben bir şey yapmıyorum ki. Hayat yapıyor. Saplamış yüreğime bir hançer, sapı da Aziz'de. Bitirdi beni. Seni aldı. Her şeyimi aldı. Sen de paranı aldın gittin. Tek sevdiğin şey paraydı. Beni, Burcu'yu arkana bile bakmadan terk ettin. Öyle mi sanıyorsun? Gerçekten öyle mi sanıyorsun? Niye buradayım? Ha? Niye döndün bunca zaman sonra? Niye? Başına bir şey gelecek, biri seni suçlayacak diyordun, patlıyor. Yani niye uyuyamıyorum yıllar sonra seni gördüğüm ilk andan beri? Belki derdin yine paradır. Değilim ha. Yemin ederim değil. Tamam Oktay. Bu sohbet fazla uzadı. Ben evli bir kadın. Aa. Evlisin. Ama sevmediğin bir adamla. Hiçbir şey bilmiyorsun. Sen bu hayatta bir tek beni sevdin. Ve hala beni seviyorsun.
gözler bana hiçbir zaman yalan söylemedi. Ve söylemezdi. Dima. Tamam anasını satayım, senden hiçbir şey istemiyorum. Ama seni hala çok seviyorum, sadece bunu, ne olur. Oktay, bırak beni. Dima. Çok sağ ol babacığım. Ve özür dilerim. Söz vermiştim. Sözümü tutamadım. Seni yarı yolda bıraktım. Şimdi tekrar Tal ve oğlum da yanımda değil. Beni yarı yolda falan bırakmadın sen. Kartallı oğlunu da merak etme. Madem bir karar verdiniz, tamamını erdireceğiz. Korkma sen. Gerçekten bize yardım edecek misin? Sen benim kızımsın. Senin için canımı veririm. Aziz. O Aziz yüzünden yıllarca ben bir kaçak gibi yaşadım. O yüzden ne sana duyabildim ne de anne. Sen aynısını yaşamayacaksın kızım. Sağ ol babacığım. Sağ ol. Beni Kartal'a götür. Alacağım senin için. Önce bir kendine gel. İstemem. Hemen. Hemen gidelim. Gideceğiz. Hiçbir şey olmayacak. Güven babanıza. Yollayın Kartal'ını diyorsun. Ya bitti bu kadar işte Osman. Evet, şimdi anneye gideceğiz. Biraz acıdı. Ya oğlum sen delikanlı adamsın. Sinek ısırığı gibi gelmiştir o sana. Çorba ya. Kartal, ben şu çıkış işlemlerini halledeyim. Herkesi de tembihleyeyim, bizi burada görmediler. Eyvallah, bekliyorum hadi. Ya benim karnım aç ya. Öyle. Aziz! Cehenneme de gitseniz bulacağım lan sizi. Önce sizi yakacağım, sonra kendimi yakacağım, bulacağım lan.
Neredesin Emre amcası ya? Ne bileyim ya. Bayağı alengirli işmiş ama hallettim. Herkesi de tembihledim. Bugün buraya gelmedik. Kaptan, gitmeye hazır mısın? Hazırım. Hadi o zaman. Sadık, hayırdır, ne işin var burada? Hoppa. Kartal Bey beni Selin gönderdi. Selin mi? Yani anlattı bana, konuştuk. Biliyorum her şeyi. Kaçak göçek zor olur. Çocuk da perişan olmasın dedi. Hem hasta olmuş dayısının tekesi de. Yani sen de daha güvenli olur. Bir zaman sonra dağılırız dedi. Ne? Yani siz düzeninizi kuruncaya kadar. Olmaz öyle şey. Osman arkamda bırakmam. Ver bana Sabih Bey'im. Yazıktır. El kadar bebe. Ateşe atmayın oldu. Yani annesi istemiş. Bir bildiği vardır. Vardır. Gözlerden ırak bakarım ben ona. Kimsecikleri bulamaz bizi. Sonra da sen nereyi istersen oraya teslim ederim. Yani neticesinde dayısı. On güne kalmaz aldırırım ben sizi. Sen nasıl istersen. Arkadaş, dayıyla gitme zamanı. Ama sonra yine buluşacağız, tamam mı? Tamam. Hadi sen de beni öp. Gel bakalım dayıya. Anneye mi gideceğiz? Ben niye gideceğiz anneye? Gel bakalım. Hadi eyvallah. Arkadaş. Selin? Selin? Kartal bana gel. Selin ne oldu? Sen niye ağlıyorsun? Yok bir şey. Selin doğru söyle, bir şey mi oldu? Hayır, ben seni çok özledim. Yani özledim sadece. Ben de seni çok özledim. Osman'ı Sadık'a verdim, öyle demişsin. Beni limanda bekle Kartal. Tamam, bekleyeceğim. Pap, kızın ölüyor. Ne oldu? Bir sıkıntı yok değil mi? Limanda bekle diyor. Allah Allah, sebep? Hiçbir fikrim yok. Kendi kafasına göre işler yapıyor. Dinlemiyor da. Osman'ı da yolladım. Tamam abicim, gözüm üstlerinde. Çocuk bana emanet. İşler kontrolünden çıkıyor Emre. Sorgulama abicim, sorgulama. Hadi. Limana diyorsa limana. Önce sen kızı al git, sonra gerisini çözeceğiz. Thank you.
Döver beni. Ya Kartal, yedin bitirdin beni ya. Bir sakin. Açmıyor. Telefonu açmıyor. Oğlum sen kapat dedin diyedir. Emre niye gelmiyor hala? Ya kızın yolu uzun. Biz şuradan geldik. Ya bunca yolu neyle gelecek bu? Kartal. Abi geleceğim diyen bir yolunu bulmuştur. Sen merak etme. Niye bıraktım ki evde? Niye bırakıyorsun? Kartal bir sakin. Bir nefes al abicim. İçim hiç rahat değil Emre. Ya tamam. Gerginsin. Normal, anlıyorum. Ama gelecek ya. Bak gör, birazdan şuradan gelecek. Beraber tekneye binip gideceksiniz. Bak gör. Ya bir güven şu kardeşine lan. Gidemedin değil mi? Gittim. Ölmekten korkmuyor musun? Ölmeseydim dönmezdim ki. Beni kimse senin kadar kırmadı. Ne istiyorsun? Bana bir söz ver Aziz. Kartal'a dokunmayacaksın. O zaman senin için her şey yapacağım. Benimle olacak mısın? Ölene kadar. Bırakmadı şu telefonu elinde. Babacığım. Evet, evet, evet. Ah çok sevindim. Evet, evet, ben haber vereceğim şimdi onlara. Tamam. Ay, tamam babacığım, tamam. Öpüyorum çok. Bay bay, bay bay. Babacığım derken? Evet, yanlış bir şey mi söyledim? Yok, sabah öyle değildin de o yüzden biraz şaşırdık. Oluyor öyle baba kız arasında şeyler. E ne oldu? Kartal mı geliyor yoksa? Ya bu Emre'nin yanındaymış. Ne oldu söyle? Söylesene. Babam bu akşam nikah kıyıyor. Ne? Evet evet. Yoldalar şimdi, geliyorlar. Nasıl bayağı bu akşam? Ama her gün ayrı gündem. Ergenim ben, biraz sakin olun ya. Alo Emre. Abi habere baksana. Hoş geldin anneciğim. Hoş bulduk canım. Hoş geldin Uma. Gel gel.
Hoş bulduk. Ne oldu buna? Çok mutlu. Kartal mı geldi? Eli kulağındadır tabii. Ya Kartal Emre'deymiş de. Bomba başka. Sıkı dur. Babam bu akşam evleniyor. Bayağı nikahlanıyor. Ne oldu, ne diyor Esra? Oğlum ne oldu, söylesene. Abi Selim. Ne olmuş Selim? Emre konuşsana, ne olmuş? Eve dönmüş galiba. Hazırlıklar tamam mı sevgili ailem? Tamam. Hazır. Hazır babacığım. Yani ben daha güzel bir şey hayal ediyordum ama işte evdekilerle böyle sade bir şey çıktı. Çok güzel olmuş. Değil mi sevgilim? Akşam yemeği içinde yer ayırttım nikahtan sonra gideriz diye ama istersek evde de yiyebiliriz. Çünkü Fatma da duyar duymaz döktürdü zaten. Sağ olsun, sever sayar beni. Mutluluğumu ister sizin gibi. Baba. Hı. Dün akşam için özür dilerim. Bak bugün mutluluğumuzu hiç kimse hiçbir şey bozamaz, tamam mı? Unutalım gitsin. Sürprizlerinin sonu yok abicim. Ya öyleyimdir. Son dakika gol attın ha baba. Ay, Aziz abime de bu yakışır zaten. Şimdiden tebrikler, cümleten mutluluklar dilerim. Sağ ol, sağ ol. Hadi nikah memuru gelmeden herkes jilet gibi olsun. Hadi gidin hazırlanın. Hadi. Müstakbel karım. Bugün senin en mutlu günün. Hadi git gelinini giy. Tak takıştır. Büyüle herkesi. Sen bir şaşkınsın bugün ya. Ha, normal tabii. Merak etme. Ben çok güzel hazırlayacağım seni. Rujunu parlatacağız. Esra lütfen. Özür dilerim. Özür dilerim. Yok. Yok sorun değil ya. Ben böyle tepende vır vır biraz gerdim seni. Öyle gelinler biraz gergin olur adettendir. Ben gideyim, sen biraz kendi kendine kal. Sakinleşirsin, olur mu? Teşekkür ederim. Kartal, denedim ama olmadı. Ayrılık sevdanın türbesidir derler. Derler ki uzun ayrılıklarda ölür gidermiş sevdanın sıcaklığı. Ben artık Selin değilim. Sen de Kartal olma.
Cuma, nikah memuru gelmiş. Herkes bizi bekliyor. Hadi. Şart mı benim gelmem? Ben siz nikah kıyılamıyor mu? Hema, lütfen hadi. Sevgilim. Şahitleri de alalım. Şahitler, Esra. Ben her şeyi düşündüm, şahitleri unuttum baba. Hakan'la Hümay neredeler? Ben hemen bakarım. Fatma Hanım, siz durun. Gitmeyin, gelin. Selin'in şahit oldu siz. Nasıl isterseniz. Burcu, annenlere haber ver kızım, hadi. Dayımsı bekliyor. Kızım anca hazırlandık. Şahit olacaksın. Ne oldu, istemiyor musun? Abi yok. Ne bileyim, birden söyleyince benim için şeref. Tamam tamam, hadi gel. Hadi kızım gel. Evet, başlayabiliriz. Bu akşam burada hayırlı bir iş için bulunmaktayız. Kız tarafı olmadan düğün mü yapılırmış?